Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 10. sınıf için kimya 2. yazılıya hazırlık videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. 2. yazılılar da geldi artık tabii ki bizim kafamız rahat çünkü çok güzel hazırlanıyoruz. Neler var? <laughs> zaten hazırız. Bir sürü ders çalıştık, bir sürü soru çözdük, ödevler yaptık. Şimdi geldi artık e, son taşları da yerine koymaya. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar. Dönem başından beri de neredeyse bunlarla uğraşıyoruz zaten. Neler vardı içerik olarak şöyle bakalım. Kimyanın temel kanunlarıyla başlamıştık arkadaşlar. Bunun alt başlığı olarak demiştik ki kütlenin korunumu kanunu, e, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu. Bunlarla ilgili bir sürü de hesaplamalar yaptık. Ardından mol kavramı üzerine konuştuk arkadaşlar. E, mol kavramı Avogadro sayısı üzerine konuştuk. Mol kavramının tarihçesinden bahsettik. Ardından mol kavramının tanecik sayısıyla kütle ile ve hacimle olan ilişkilerini değerlendirdik. Mesela bir mol gazın normal şartlar altında 22,4 litre hacim kapladığını buradaki herkes biliyor artık. Tepkime türleri ve bu tepkimelerin denkleştirmesi üzerine konuştuk. Tepkime türü olarak yanma tepkimeleri, yer değiştirme tepkimeleri veya e ee, soru olarak karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan nötralleşme tepkimeleri ve sonrasında da çözüme çökelme tepkimelerinden bahsettik. Son olarak da kimyasal hesaplamalar yaptık bu ünitenin içerisinde ve e, tepkimelerin sayılarıyla mol sayılarının orantılı olması gerektiğine dair birçok soru tipik gördük. Sonrasında ise karışımlar ünitesine geçtik. Burada karışımların sınıflandırması kısmını tamamladık. Çözünme olayından bahsettik ve çözünme gerçekleşirken e, tanecikler arasında gerçekleşen etkileşimler üzerinden yorumlar yaptık. Hangi tür tanecikler birbiri içerisinde çözünür, hangileri çözünmez? Bunlardan bahsettik. Çözünmüyorsa oluşturacağı heterojen karışım türlerini de zaten burada görmüştük. Ve ardından da çözeltilerde derişimden bahsettik. Burada tabii ki yoğun olarak kütlece yüzde derişim üzerine konuştuk. Bunun yanı sıra hacimce yüzde derişim ve pi TPM'de önemli e, derişim birimlerimizde bunların hesaplarını yaptık ve şimdi de tabii sorularda bunları tek tek gözden geçiriyor olacağız. Arkadaşlar burada yazılıları hazırlık için size illaç gibi gelecek bir kaynak önereceğim. Birinci yazılı notları. Buna zaten artık birçoğumuz sahibiz. ilk yazılardan beridir bunu kullanıyoruz. Ama hala daha kaynağı almayanlar varsa şiddetli ikinci yazılılar için önereyim ve kendilerini kurtaracak kaynağı edinsinler diyelim. Neler var içerisinde? Arkadaşlar tam ihtiyacımız olan bütün dersleri kapsayan bir kaynak var zaten. E, tam ihtiyacımız olan e, kritik bilgileri bize sunan oldukça kolay bir şekilde hani metroda otobüste giderken bile okuyup Önemli notları kazanabileceğimiz, edinebileceğimiz bir kaynak var karşımızda. Ee, bütün dersler için aynı şekilde e, kaynağı kullanabiliriz. Atıyorum kimya yazılımı var, kimya yazılısına gidiyorsun, hemen alıyorsun, şöyle karıştırıyorsun. Ah hacim mol kavramında neler vardı? Ee, bunu değerlendiriyorsun. Ya da kimyasal tepkimelerde hangi özelliklere dikkat etmem gerekiyor? En önemli noktalar neler? Bunları görmek için bu kaynağı kullanabilirsin. Şimdi gelelim artık provamızı yapmaya sorularımızı çözmeye. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz ta en baştan geliyor yani e, kimyanın temel kanunlarından. Bak burada soru tipi büyük ihtimalle buna benzer bir şey gelir gelirse eğer ya bir grafik üzerinden ya da doğrudan yorum üzerinden bizden ister burada kullanacağımız denklemin eğer sabit oranlar kanunu mu yoksa katlı oranlar kanunu mu bunu değerlendirmemiz çok önemli olacak. Buna göre sorunun çözümünü yapacağız. Mesela karşımızdaki soruda ilk soru sabit oranlar kanunuyla ikinci soru ise katlı oranlar kanunuyla alakalı sorular aslında ee, bunu analiz etmemiz çok önemli olacak. Nasıl değerlendirmeyi alırız peki? Eğer başlangıçta verdiği bileşikle sonradan biz istediği bileşik birbiriyle aynıysa bu sabit oranlar kanunu sorusudur arkadaşlar. Eğer başlangıçta verdiği bileşikle sonradan bizden istediği bileşik birbirinden farklıysa aynı elementleri içermesine rağmen burada katlı oranlar vardır. Ayrı bir adımı uygulayıp da sonra çözüme ilerlememizde fayda olacaktır. Şimdi değerlendirmeye bir alalım sorumuzu. Ne demiş bize? 10 gram x y 3 bileşiği 4 gram x elementi içermektedir. Bak arkadaş bu cümleyi doğrudan verebilir. Kütlece yüzde derişim daha doğrusu kütlece yüzde ne kadarını oluşturduğunu söyleyebilir. Veya doğrudan oranı kendisini mx bölü my şeklinde verebilir. Ya da bir grafikten bu oranı senin çıkarmanı isteyebilir. Sonuç itibariyle soru da gelen ilk cümle sana şu bilgiyi buldurmak için gelecek. mx bölü my nedir? Yani X kütlesinin bu bileşik içerisindeki Y kütlesine oranı nedir? Bunu nasıl yorumlayacağız? Diyor ki bize 10 gram X, y, 3 bileşiğinde 4 gram X vardır. Yani eğer 4 gram X varsa bu 10 gramın geri kalan 6 gramı Y olmak zorundadır. Yani X ve Y kütleleri arasındaki oran 2 bölü 3'müş bu bileşiğin içerisinde. Bak bunu bize kütlece yüzde olarak da verebilirdi. De, atıyorum derdi ki bu bileşiğin <laughs> yüzde 40'ı x elementidir. O zaman derdik ki 60 60'mış demek ki bunlar arasındaki oran. Fark etmiyor. Cümleyi oku ve bu oranı bul. Tamam mı? Sonra sorunun içeriğine gidelim. 64'er gram x y elementi kullanılarak en fazla kaç gram x y 3 elde edilir? Bak aynı bileşiği sormuş ya. Yorumumuz şu olacak. Biz şuradaki oranı kullanırken diyeceğiz ki bu orana göre x ile y'nin birleşip bileşiği oluşturduğu durumu değerlendirecek olursak her 2 gram x 3 gram Y ile birleşir ve buna karşılık 5 gram da bileşik oluşturur. Oran bizi bunu anlattı. Bizden istediği şey şuradaki bileşiğin kütlesini bulmamız. Tabii ki verdiği koşullara göre bu kütleyi bulacağız. Şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Başlangıç olarak 64'er gram kullanmamızı istemiş ya. Bak bu hangisinin biteceği sorusuna cevap vermemizi gerektiriyor bize. Diyeceğiz ki eğer başlangıç koşulu olarak her ikisinde 64 gram varsa bu ikisinin de 64 gramının tamamını kullanacağımız anlamına gelmiyor yani kütle 128 gram olmak zorunda değil bu şu sayılarla orantılı olarak harcanması gerekiyor. Ve burada şununla cevap vermemiz gerekiyor. Hangisi öncelikle biter hangisinden artan madde kalır? Bak şunu diyeceğiz. Bundan her 3 gram karşılık bundan 2 gram kullanacağıma göre demek ki burada oran hangisinde daha büyükse onun önce bitmesini bekliyoruz eşit kütlede verdiği zaman. Dolayısıyla eğer bundan 64 gramın 64'ünü de harcarsam ben X'ten ne kadar harcarım? Bak 64 ile orantılı gitmesi gerekiyor. Burada sadece 128 bölü 3'ünü harcamam gerekiyor. Yani e, 2 bölü 3 oranında harcamam gerekiyor. Ve burada oluşan maddeye gelecek olursak bunun yine aynı şekilde bu defa 5 bölü 3 oranında oluşması gerekiyor. Bu da tabii ki 320 bölü 3 olarak karşıma çıkıyor. Demek ki elde edeceğim kütle ikisinin toplamı kadar değil yani 128 gram değil 320 bölü 3 gram olarak karşıma geliyormuş. Şimdi ikinci soruya gelecek olursak 32 gram xy 2 bileşiği kaç gram Y elementi içermektedir? Bak eğer sorunun içerisinde arkadaşlar burada verilen bilgiyle burada verilen istenen e, birbirinden farklıysa yapacağım işlem şu olacak. Diyeceğim ki ben önce bana verdiği bileşiği kullanarak X ve Y'nin atom kütleleri arasındaki oranı bulayım. Yani X, Y, 3'ün cevabını biliyorum ya zaten bu aslında bir tane X atomunun... 3 tane Y atomuna olan oranı demek. Ki onu ben 2 bölü 3 olarak az önce hesaplamıştım. Dolayısıyla X atomunun Y atomunun kütlesine olan oranı ne olacak? Buradaki 3'leri sadeleştiririm. 2'ye 1 olarak bulurum. Yani X atom kütlesi Y atom kütlesine oranı 2 bölü vermiş ya artık benden istediği bileşik üzerine yorum yapmaya başlayabilirim. İstediği bileşik X Y 2 bileşiği ise bu defa bu bileşik için X kütlesinin Y kütlesine oranı burada hani X'in 3 tane Y'ye oranı demiştik ya bu defa X'in 2 tane Y'ye olan oranın eşit olması gerekiyor. Ve ben buradaki X ile Y'nin değerlerini biliyorum. Sadece yerine yazmam yeterli. X yerine 2, Y yerine 1 yazdığım zaman bunun sonucunu bir olarak bulurum. Yani bir bulmam ne demek oluyor? Bak 1 bölü 1 buldum. Her bir gram X'e karşılık 1 gram Y gelecek. Şimdi eğer 32 gram X'ye 2 elde etmek istiyorsam yani aslında neyi buldum ben? Mx ile My birleşip mxy y oluşturuyorsa burada 1 gram x'e karşılık 1 gram y ye gelip 2 gram x 2 oluşturacak. O zaman 32 gram x 2 elde etmek istiyorsam yani 2'ye 32 ise 1'e kaç olması lazım? 16 gram y benzer şekilde 1'e 16 gram x harcamam gerekiyor. Ne kadar y elementi içermektedir diyor 16 olarak. Bulduk zaten cevabımızı. Demek ki 32 gram x y 2 bileşiğinde 16 gram y 16 gram da x vardır dedik. Şimdi bu kimyanın temel kanunlarıydı. Geçelim mol kavramı ile ilgili bilgilerimizi şöyle bir hatırlayalım. Tekrar edelim. Arkadaşlar mol kavramı ile ilgili sorunun karşımıza çıkmama ihtimali yok gibi bir şey diyelim. Kesin çıkar diyeceğiz bu soru türü için. Şimdi nasıl bir soru var karşımızda? 36 gram karbon elementi içeren C3H8 bileşiği ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Hemen Sorulara bakmadan bile gidip şu bileşikle ilgili yorum yapalım. Şimdi bileşiği analiz edersek, değerlendirmeye alırsak. bileşin yapısında 3 tane karbon, 8 tane hidrojen varmış, değil mi? Her bir molekülünde. Dolayısıyla her bir molünde de 3 mol karbon varmış ve bize diyor ki 36 gram karbon içeriyor. O zaman bileşiği incelediğimiz zaman diyeceğiz ki bunun içerdiği karbonun mol sayısı şu olmalı. 1 mol karbon bize burada bilgi olarak vermiş. 12 gram olduğuna göre Bizim elimizdeki 36 gram karbon kaç moldür? Bak 3 katı demek ki elimizde 3 mol karbon olmalıymış. Şimdi bileşiğe baktığımız zaman zaten yapıda 3 var. Karbonun altında 3 yazıyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bileşiğin kendisi 1 molmuş. Bu 1 mollük bileşik 3 mol karbon içeriyormuş. Ve bunun yanı sıra 8 mol de hidrojen içeriyormuş. E, bu şekilde yorumlamaya alabiliriz. Şimdi geliyoruz. Kaç mol hidrojen atomu içerir? Bak ne bulduk zaten? 8 mol hidrojen atomu içerdiğini bulduk. Kütlesi kaç AKB'dir? Kütle soruyorsa ne yapıyorduk? Molekül kütlesini önce hesaplamamız gerekiyor. C3H8 bileşiğinden bahsediyorsak eğer. Yani. Yapısında 3 tane karbon var. 3 çarpı 12 karbonlardan gelecekti. 8 tane de hidrojen var. 8 çarpı 1 de hidrojenlerden gelecek ve burayı 44 olarak bulacağız. Yani bu ne demek? 1 mol C3H8 bileşiği 44 gramdır demek ki oluyor. E Zaten bunun 1 mol olduğunu bulmuştuk. Demek ki bileşiğimizin kütlesi 44 grammış. Ama şuna dikkat 44 gram deyip soruyu bitirmiyoruz. Çünkü bizden AKB cinsinden cevap bulmamızı istiyor. Ve AKB o da bir kütle birimiydi. Tıpkı gram gibi sadece çok daha küçük kütleleri ölçerken kullandığımız birimdi. Ve şöyle bir oranımız vardı. Diyorduk ki eğer gram cinsinden kütleyi biliyorsan ve bunu AKB'ye çevirmek istiyorsan... ...ena ile çarpman yeterli. Yani gram demek aslında Avogadro sayısı kadar AKB demektir. Dolayısıyla 1 molü 44 gramsa bu 44 çarpı ena AKB demektir. Cevabımız soru için budur arkadaşlar. 44 ena dememiz gerekiyor AKB cinsinden istediyse. Şunu hatırlayalım eğer tam tersi olsaydı yani biz akb cinsinden kütlesini biliyor olsaydık ve gram cinsinden kütlesini bizden istiyor olsaydı bu defa 44 bölü ena gram şeklinde cevaplayacaktık. Sadece şunu e, yerine yazmamız yeterli olacak. Normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar? Arkadaşlar bununla ilgili bilgimiz neydi hemen hatırlıyoruz. Diyorduk ki normal şartlar altında yani 1 atm basınç ve 0 santigrat derece sıcaklıkta. Gazın türü ne olursa olsun burada C3H8'miş H2 de olabilirdi O2 de olabilirdi fark etmiyor. Ve 1 mol gaz türü ne olursa olsun 22,4 litre hacim kaplardı. Peki bizim gazımızın mol sayısı nedir? Bir mol olduğunu zaten hesaplamıştık. Dolayısıyla bu gaz e, normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplar deriz cevabımız budur. Geçelim bir diğer sorumuza. Arkadaşlar tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili bir soru var karşımızda. Şimdi tepkime denkleştirirken burada bir yanma tepkimesi var. Tabii ki her türlü tepkime karşımıza çıkabilir ama genellikle de organik bileşiklerin yanma tepkimesi çıkar. Onu da söyleyeyim. Ee, sorarlarsa büyük ihtimalle bu şekilde sorarlar ve nasıl yorum yapıyorduk? Diyorduk ki burada en kalabalık olan bileşik neyse onu referans olarak kabul edelim. Bunun dışında kalanları da ona göre yorumlayarak önce karşı taraftakileri sonra da kalabalık olan referans molekülün yanındakileri denkleştirerek ilerleyelim. Şimdi işlemlerimizi yapacak olursak tepkimemizde ne olacakmış? C8H17COOH şeklinde bir molekülümüz varmış. Bunu oksijenle tepkimeye sokuyormuşuz. Arkadaşlar eğer yanan bileşik karbon, hidrojen ve oksijen dışında hiçbir şey içermiyorsa ürünlerimiz sabitti. Soru bize bunu vermek zorunda değil. Karbondioksit ve su oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buradan yola çıkıp denkleştirme yaparsak. Bak ne yapıyoruz? En kalabalığı seçiyoruz. Şimdi en kalabalık bu. Bunun yapısında kaç tane karbon var? 8 artı 1'den 9 tane karbon var. O zaman diyeceğiz ki diğer tarafta da 9 tane karbon olmalı. O zaman karbondioksitin kat sayısına 9 yazmamız gerekiyor. Sonra geleceğiz bunun içerisindeki hidrojen. Bak eğer bu şekilde yanma tepkimesi varsa sıralamayı şöyle karbon, hidrojen, oksijen şeklinde yapmamız bizim işimizi çok kolaylaştıracak. 17 artı birden 18 tane hidrojen var. Demek ki suyun katsayısı da 9 olmalı ki yapısında toplam 18 tane hidrojen olsun. Geliyoruz oksijene. Artık oksijenin katsayısını belirlemek istiyorsak buradaki bütün katsayılar belli ya. Buradaki oksijen sayısına göre burayı eşitlememiz gerekecek bu defa. 9 çarpı 2'den 18 oksijen burada var. Dokuz da burada var toplam 27 oksijen ürünlerde oldu. Girenlerde de 27 tane olmasını istiyorsak ne yapacağız? Zaten ikisi burada. Demek ki şu O2'den 25 tane oksijen gelmesi gerekiyormuş. O zaman bunun katsayısı 25 bölü 2 olmalıdır diyeceğiz. Bak sorumuz bitti mi? Hala daha bitmedi. Çünkü bizden ne istiyor? En küçük tam sayılar ile denkleştirin diyor. Oysa ki burada rasyonel bir sayı var. Bunu nasıl tam sayıya dönüştürürüz? Deriz ki bütün katsayıları sayıları 2 ile çarpalım. Yani C8H17COH bunun katsayısı sayısı 1'di. Bunu 2 yapalım. Bu 25 bölü 2 idi. 2 ile çarptık 25 oldu. Bu 9'du 18 oldu. Bu da 9'du bunu da 18 yaptık. Yeni katsayılarımız bunlar oldu ve denk hale getirmiş olduk. Bir diğer soru tipine gelecek olursak. Bu ne demiş bize? Sodyum karbonat tuzunun. Tabii ki şunun şöyle na 2 c 3 şeklinde bir düzelterek başlayalım. Sodyum karbonat tuzunun çözeltisi demir nitrat tuzunun sulu çözeltisiyle karıştırılınca demir... 3 karbonat tuzunun katı halde oluştuğu gözlemlek Yani burada katı halde dediğine göre ne anlam ifade ediyor bu? Dibe çökmekten bahsediyor. Çökme tepkimesi gerçekleşmiş. Yani aslında karşımızda bir çözünme çökelme tepkimesi varmış. Bizden neyi bulmamızı istiyor? Tepkime denklemini bir yaz ve denkleştir diyor. Şimdi girenlerde neler var arkadaşlar? Na2CO3 var. Yani sodyum karbonat var. Bu cepte. Artı ne var? Demir 3 nitrat bileşiği var. NO3 3 şeklinde. Bu tepkime devam edecek. Ürünlerde ne olmasını bekliyoruz? Demir 3 karbonat bileşiğinin olmasını bekliyoruz. Artı bir tane daha tuz çıkacak. Nereden biliyoruz bunu? Çünkü çözüme çökelme tepkimesinde şimdi şu sudadır. Bu da sudadır. Elimizde şurada katı halde bir madde oluşmuş. Suda çözülmüş. Başka bir tuzun daha oluşması gerekiyor. Çözüme tepki çözük gelme tepkimelerinin tanımı buydu zaten. Şöyle ilerleyeceğiz. Şimdi burada iki tane demir var. Denkleştirme yapacak olursak. Burada da iki tane demir olabilmesi için. Demek ki demir 3 nitratın kat sayısı iki olmalıymış. Burada üç tane karbonat var. E burada da üç tane karbonat olabilmesi için. Demek ki sodyum karbonatın kat sayısı 3 olmalıymış. Şimdi diğer tuzun yapısında neler olacak arkadaşlar? 6 tane sodyum olması gerekiyor. Çünkü henüz sodyum yazmadık bu tarafa. Ve 6 tane de nitrat olması gerekiyor. Aynı şekilde onu da yazmadık. O zaman tuzumuz 6 tane sodyum nitrat olacak ki... ...şöyle suda çözülmüş halde... ...bizim tepkimemiz denk haline gelmiş olsun. Yani sodyum nitratın kat da 6 olmalıymış. Şimdi geliyoruz ikinci sorumuza. Tepkimenin net iyon denklemini yazınız. Bak net iyon denklemini soruyorsa... Bizden aslında istediği şey çökelen yani katı haldeki tuz hangisi ise onun oluşum sürecidir arkadaşlar. Şimdi bizim o zaman ürünümüz kesinlikle Fe2CO3 3 şeklinde olması gerekiyor tamam mı? O zaman girenlere sadece bunu oluşturan iyonları yazmamız yeterli. Ne var iyon olarak elimizde? Bir demirin katyonu var bir de karbonatın anyon hali var. Bunlar birleşip çökmüşler. Dolayısıyla demir buradan nasıl gelmiş? Bak buranın 3 olması demirin artı 3 yüklü iyon olduğunu bize gösteriyor. Artı karbonatın hani burada 2 olması neyi gösteriyor aslında? 3 olması daha doğrusu. E, karbonatın yükünün artı 2 olduğu anlamına geliyor. CO3 Eksi 2. Peki katsayılar denk mi? Tabii ki değil. Onu denkleştirmemiz gerekiyor. 2 tane demir olması için burası 2 olmalı. Karbonattan da 3 tane olmalı ki burada 3 yazabilsin. Yani şuradaki katsayılarla aslında buraya yazdığımız katsayıların sayıların birbiriyle aynı olması gerekiyor böyle bir soru için. Böylece netiyon denklemini de yazacak. Netiyon denklemi unutmuyoruz. Sadece katı haldekinin oluşum sürecini göstermesi gerekiyor. Bir de seyirci iyonları belirtiniz. Bak seyirci iyon ne demek? Sodyum ve nitrat. Burada suda hali. Girenlere bakıyoruz. Sodyumun bulunduğu tuz suda halde nitratın bulunduğu tuz gene suda halde. Dolayısıyla sodyum ve nitrat iyonları hep iyon olarak kalmış. Bu tepkime de herhangi bir değişim gerçekleştirmemişler. O zaman bunlar aslında bu tepkime için seyirci kalmışlardır. Dolayısıyla da seyirci iyonlardır şeklinde yerine yapıştırırız. Yani net iyon denklemi çökelen tuzun oluşum süreci eğer seyirci iyonları soruyorsa da çökelmeyen tuzdaki iyonları yerine yazmamız yeterli oluyor. Katsayılara zaten ihtiyacımız yok. Geçiyoruz diğer sorumuza. Avogadro sayısı kadar atom içeren C4H6 bileşiğinin yeterli miktarda oksijen gazı ile tam verine, yanma tepkimesi ile ilgili soruları cevaplayınız diyor. Arkadaşlar yine soru olarak çok büyük ihtimalle karşımıza gelecek bir soru tipi var. ...burada doğrudan miktar hesapları yapacağız. Tepkimelerde hesaplamaların en temel, en klasik soru tiplerinden birisi. Bak hoca bunu soracaktır, karşınıza gelecek. Şimdi burada nasıl yorum yapıyorduk? Tepkimeyi bir kere zaten eğer bize denk haliyle vermemişse... ...onu alıp denkleştirmemiz gerekiyordu. Önceliğimiz bu olacak. C4, H6 bileşiği varmış bizim elimizde. Diyor ki bunu tam verimle yak. Yani oksijenle tepkimeye sok. Az önce neyi öğrenmiştik? Buradan her zaman için... ...karbondioksit ve suyun oluşması gerekiyor. Ki zaten sorunun devamına baktığımız zaman... ...su, karbondioksit ve oksijen miktarları ile ilgili sorular içermiş bize karşı. O zaman ürünleri aslında soru içerisinde de bize söylemiş oluyor. Ama bizim bunun denk haline ihtiyacımız var. Nasıl yapıyorduk? Karbon, hidrojen, oksijen sıralaması bizim için önemliydi. 4 tane karbon var. O zaman karbondioksitin kat sayısı 4 olacak diyeceğiz. 6 tane hidrojen var. Demek ki suyun kat sayısı 3 olmalıymış... Oksijenin katsayısına gelecek olursak bak 8 artı 3'ten 11 tane oksijen var. Demek ki bunun katsayısı 11 bölü 2 olacak ki toplam 11 tane oksijen gelebilsin. Şimdi geliyoruz. Bize en az bir tane maddenin miktarını vermiş olması gerekiyor. Ki o miktar bilgisini de şurada görüyoruz. Ne diyor bize? Avogadro sayısı kadar atom içeren C4H6 bileşiği. Şimdi bunun mol sayısını bulacağız. Ardından da bütün maddelerin mol sayısını bunun mol sayısıyla orantılayacağız. Tabii ki katsayılara göre bu orantılamayı yapacağız. Şimdi diyeceğiz ki o zaman C4H6 bileşiğinden bahsediyorsak eğer bunun 1 molünde 4 mol karbon 6 mol hidrojen vardır. Yani toplamda kaç mol atom oluyor? 10 mol atom vardır. Peki <laughs> bizim elimizdeki bileşiğin yapısında kaç mol atom varmış? Avogadro sayısı kadar dediğine göre 1 mol atom varmış. Dolayısıyla sorumuz şu artık. Eğer içerisinde 1 mol atom içeriyorsa kendisi kaç moldür? 1 molde 10 mol varsa 1 mol atom içeren tabii ki onda biri olduğu için 0.1 moldür. Yani bilgimiz ne vermiş bize? Demiş ki 0.1 mol bu maddeden yakıyoruz. Dedik ki mol sayıları ile kat sayıları doğru orantılı olmak zorunda. Yani 0.1 mol C4H6 harcıyorsam buna karşılık kat sayısı 11 bölü 2 olan 0.1'i 11 bölü 2 ile çarpmamız yeterli olacak. Yani 0.55 mol oksijenin burada tepkimeye girmesi gerekiyor. O zaman 1'e 0.1 ise 4'e 0.4 mol karbondioksitin bu defa oluşması gerekecek. Yine aynı şekilde 1'e 0.1 ise 3'e 0.3 mol suyun oluşması gerekecek. Şimdi bütün aslında ihtiyaç duyduğumuz bilgiler karşımızda sadece tek tek miktara çevireceğiz bizden istendiği şekilde. İlk soru ne demiş? Tepkimeden kaç gram su bileşiği elde edilir? Suyun mol sayısını biliyor muyum? Evet. Molekül kütlesini hesaplayacağım o zaman şu bilgileri kullanarak ve ardından da 0.3 molün kaç grama denk geldiğini söyleyeceğim. Yani önceliğimiz ne olsun? Suyun molekül kütlesini hesaplamak. Bak iki tane hidrojen var. Hidrojenlerin atom kütlesi bir. Bir tane oksijen var. Onun kütlesi de 16'ymış. Dolayısıyla burayı toplamam bunun molekül kütlesini hesaplamam için yeterli. Bu ne demek? 1 mol su 18 gram kütlesine sahiptir demek oluyor. Peki benim ihtiyaç duyduğum mol sayısı neydi? 0.3 moldü. Buna göre 0.3 molü kaç gramdır derim ve bunun 5.4 grama eşit olduğunu kolaylıkla hesaplarım. İkinci soru ne demiş peki? Oluşan karbondioksit gazı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar demiş. Şimdi bununla ilgili de şu bilgiye sahiptik. 1 mol gaz bak türü ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Normal şartlar altında diyorsa hacmi 22,4 litreydi. Bunu ezberden bileceğim. Karbondioksit dediğine göre mol sayısını 0.4 bulmuştum. O zaman bunun 0.4 molü kaç litre hacim kaplar? Basit bir yine oran oran hesabı gelecek karşımıza. Yani 0.4 ile 22,4'ü çarpmam yeterli olacak. Bu da tabii ki 8.96 litre olarak karşıma çıkacak. Geçiyoruz. Tepkimede kaç mol O2 molekülü harcanır diyor. Onu zaten doğrudan bulmuştuk. Tepkimede 0.55 mol oksijenin harcandığını hesaplamıştık. Soruyu da güzeldi çözdük. 10 puan da cebimize koyduk diyelim. Şimdi bir diğer soruya geçecek olursak yine kimyasal hesaplamalarla alakalı bir şey. Bu defa tepkime yok, tepkimesiz bir hesap yapacağız. Bize diyor ki eşit sayıda atom içeren NO2 ve SO3 gaz karışımının toplam kütlesi 42.4 gramdır. Buna göre NO2 ve SO3 sayılarını hesaplayınız. Bak mol sayılarını değil, tanecik sayılarını diyor. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi şu şekilde değerlendireceğiz. ...bazı sorularda eşit kütlede diyor... ...bazı sorularda böyle eşit sayıda atom içeren diyor... ...burada yorumlamamız şu olmalı arkadaşlar... ...bunun yapısında kaç mol atom var? Her bir molünde ya da her bir molekülde kaç tane atom var? Üç tane. Burada kükürt artı üç tane oksijenden dört tane oksijen var. O zaman atom sayılarının eşit olabilmesi için... ...eğer ben buna 4N mol dersem buna 3N mol diyeceğim ki... ...toplamda 3 çarpı 4'ten 12N mol atom burada olsun... Toplamda 4 çarpı 3 enden 12 en mol atom da burada olsun. Yani bu şekilde bir eşitliği sağlamamız yani bir mol sayısı değeri bunlara hitap etmemiz gerekiyor. Sonrasında geçiyoruz artık. Eşit sayıda atom içeren bunların karışımının toplam kütlesini vermiş bize. O zaman diyeceğiz ki bunların tek tek bir mol kütlelerini hesaplayalım. NO2'den bahsediyorsak şimdi 14 azottan gelecek. 2 çarpı 16 da oksijenlerden gelecek. Dolayısıyla 32 artı 14 olduğuna göre bunu molekül kütlesini 46 olarak hesaplayacağız. Bir de ne varmış elimizde? SO3 varmış. SO3'te de 32 kükürtten gelecek. 3 çarpı 16 da oksijenlerden gelecek ve bunu da 80 olarak bulacağız. Bak bu ne bilgiyi veriyordu bize? Bunu 1 molü 46 grammış. Dolayısıyla bizim elimizde 4 n mol olduğunu varsayacak olursak bunun kütlesi 4 n çarpı 46'ya eşit olacak. Bunun kütlesi de benzer şekilde elimizde 3 n mol var dediğimize göre 3 n çarpı 80'e eşit olacak. Yani kütlelerinin karşılığı bu. Dolayısıyla da arkadaşlar biz toplam kütleden bahsediyorsak yani şu 42.4 gramdan bahsediyorsak bu aslında 4 n çarpı 46 ile 3 n çarpı 80'in toplamına eşit olması gerekiyormuş. Şimdi buradan Bizim ihtiyacımız olan şey en sayısını çekmek olacak zaten. Dolayısıyla da arkadaşlar burada en sayısını hemen şöyle 0.1 olarak buluruz kolayca. Demek ki bizim elimizde 0.1 n'e karşılık gelen değermiş. Bizden ne istiyor? N2'nin ve so 3'ün tek tek sayılarını bulun diyor. O zaman diyeceğiz ki N2'den elimizde 4 n mol olduğuna göre 0.4 Mol vardır. Sadece n yerine 0,1 yazmamız yeterliydi. Tanecik sayısına gelecek olursak 0,4 na tane demek oluyordu bu. Çünkü mol sayısı Avogadro sayısının e karşılığıydı. SO3'e gelecek olursak bunların elimizde 0,3 mol varmış demek ki. Buna ne demek oluyor? 0,3 na tane elimizde SO3 molekülü vardır demek oluyor. Güzelce bir sorumuzu da tamamlamış oluyoruz. Gelelim bir diğer soru tipine. Karbon ve hidrojen atomlarından oluşan bir bileşin 15 gramında 12 gram karbon yer almaktadır diyor. Buna göre arkadaşlar bu şekilde bize atom kütleleri ya da atom sayıları ile ilgili bilgi verip e, basit formülü veya bileşik formülünü isteyebilir. Şimdi basit formülü bulmak istiyorsak biz atom kütlelerini biliyorsak eğer ki hidrojen tabii ki burada hatalı vermişiz. Hidrojen bir olmalı. ...atom kütlelerini biliyorsak ve aralarındaki oranı biliyorsak... ...bizim e, basit formülü bulmamız için yeterli bilgiye sahip olduğumu görüyoruz. Eğer ki bunun üstüne bir de molekül kütlesini biliyorsak ki ikinci soru bunu hesaplatacak bize... ...oradan da bileşiğin e, bileşik formülünü bulmamız mümkün olacak. Şimdi bize diyor ki 15 gramında 12 gram e, karbon yer almaktadır. O zaman ne deriz biz? Demek ki C3H, e, pardon CXHY gibi bir bileşik olduğunu varsayacak olursak bu elimizdeki bileşiğin... Burada karbon kütlesinin hidrojen kütlesine olan oranı hani ilk sorularda da yaptığımız gibi ne olması gerekiyor? 12 çarpı x'in 1 çarpı y'ye eşit olması gerekiyor. Şimdi bu orantıyı kurabiliriz. Çünkü atom kütlelerini biliyoruz. Buna göre bize bu oranı nasıl vermiş? Diyor ki 15 gramında 12 gram karbon var. Yani karbon için 12 yazarsak geri kalan 3 gram hidrojene kalacak. 12 bölü 3 olacak. Dolayısıyla buradan sadece çekmemiz gereken değer x bölü y değeri şu 12'lerden kurtuluruz. Bunun 1 bölü 3 olduğunu buluruz. Bak bizim bileşimiz x, e, c, x, h, y bileşiydi ya. X ve Y'yi oran olarak yerine yazdığımız zaman bileşin aslında basit formülünü bulmuş olacağız. Dolayısıyla bileşin basit formülü CH3'müş. Sadece bu oranı bilsek yeterli oluyor. Ama bu C2H6 da olabilir veya bunun katlarından herhangi biri de olabilir. Direkt CH3 de olabilir. Hangisi olduğunu da e, molekül kütlesini bularak hesaplayacağız. Bunu da ikinci soruda bize demiş ki bileşiğin 15 gramı normal şartlar altında 11,2 litre hacim kapladığına göre. Bak bizim amacımız burada bir molünün kaç gram geldiğini bulmak ki molekül kütlesine karşılık verebilelim. Dolayısıyla diyeceğiz ki hacmi biliyorsak eğer. 1 mol gaz türü ne olursa olsun 22,4 litre hacim kaplıyordu. Bu bizim bilgimizdi. Buna göre 11,2 litre hacim kaplayan bu gaz kaç moldür? Bak yarısı. Demek ki elimizde 0.5 mol gaz varmış aslında bahsettiğimiz. Peki ne vermiş bize? 15 gram olduğunu söylemiş. Yani aslında şunu söylüyor. 0.5 molü 15 grammış bu bileşiğin. Bizim ihtiyaç duyduğumuz kütle neydi? Bunun 1 molünün kaç gram olduğuydu? Dolayısıyla bu defa da 2 kat olduğuna göre 30 gram olarak bulduk. Yani bizim bileşimizin bir molünün kütlesi 30 grammış. O zaman şimdi bileşik CH3 daha az önce bu kısmı hesapladık. Yani ben bunu aslında CAH3 şeklinde yazabilirim. Sadece A değerini bulup yerine yazdığım zaman bileşiğin formülü ortaya çıkacak. O zaman diyeceğiz ki A çarpı 12 karbondan gelecek kütle olarak. Artı 3A çarpı 1 de hidrojenden gelecek kütle olarak. İşte bunların toplamının kaç olması gerekiyormuş? 30 olması gerekiyormuş. Yani 15A 30muş. Buna göre A değeri nedir? Tabii ki 2'dir. Şimdi A'yı bulduğuma göre sadece yerine yazdığım zaman bileşiğin formülünü bulmuş olacağım. Yani C2H6 bizim bileşiğimizin formülüdür diyebiliriz. Geçiyoruz bir diğer soruya. E, safsızlıkla ilgili bir soru karşımıza çıkabilir. <laughs> Bize demiş ki kütlece yüzde 40 saflıkta 25 gram kalsiyum karbonat kotosu denklemine göre tam verimli ayrışmaktaymış. Buna göre açığa çıkan karbondioksit gazı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar? Arkadaşlar şimdi bu saflıkla ya da safsızlıkla ilgili bir soru varsa diyeceğiz ki yani yorumumuz şu olacak. Burada saf olan kısım hangisi ise o bu tepkimi verecektir. Geri kalan kısımda herhangi bir tepkime beklemeyeceğiz. Buna göre 25 gram ve %40 saflıktaysa biz sadece saf olan kısmın kütlesini bulursak e, kaç mol olduğunu da oradan hesaplayabiliriz. Dolayısıyla deriz ki eğer bunun saflık oranı 100 gram içerisinde 40 gramsa yüzde %40 bunu veriyor bize zaten. 25 gramda kaç gramdır arkadaşlar? Sadece yapmamız gereken e, kaç gram saf madde olduğunu belirlemek olacak. Dolayısıyla sadece dörtte birini almışız. Burada da dörtte birini alalım. 10 olarak bulduk. Yani bizim elimizde 10 gram kalsiyum karbonat varmış bu tepkimeyi verebilecek. O zaman bunun kaç mol olduğunu bir bulalım. Diyeceğiz ki kalsiyum karbonatın mol kütlesi 40 kalsiyumdan gelecek. 12 karbondan gelecek artı 3 çarpı 16'da oksijenlerden gelecek ve burayı 100 olarak bulacağız. Yani ne demek bu? Kalsiyum karbonatın 1 molü 100 gramdır demek olacak. Demek ki bizim elimizde sadece 10 gram olduğuna göre bizim elimizdeki kalsiyum karbonatın mol sayısı burada onda birine gittiğimize göre birin onda birini alacağız. 0.1 moldür. Yani şu anda neye ulaştık biz? Kalsiyum karbonattan 0.1 mol harcanıyormuş. Buna göre hepsinin katsayısı bir olduğuna göre buradan 0.1 mol harcanıyorsa buradan yine aynı şekilde 0.1 mol oluşur. Aynı şekilde karbondioksitten de 0.1 mol oluşacaktır. Bizden artık soruyu çözdük sadece bir işlemimiz kaldı. Burada açığa çıkan karbondioksitin normal şartlar altındaki hacmini bulmamızı istiyor. Bunu da nasıl yorumluyorduk? Diyorduk ki gazın türü ne olursa olsun eğer NŞA diyorsa bunun 1 molü 22,4 litre hacim kaplayacaktır. Elimizdeki karbondioksitin mol sayısı 0.1 mol olduğuna göre bunun hacmi nedir orantısını kurmamız yeterli olacak. Yani 0.1 ile 22,4'ü çarparsak demek ki 2,24 litre hacim kaplayan bir gaza sahipmişiz cevabımızı yapıştırdık. Şimdi geçelim artık bir diğer ünite karışımlar ünitesi. Burada Karışımları sınıflandırarak başlamıştık arkadaşlar. Ee, özellikle heterojen karışımların türlerini e, fiziksel hallerle or e, karşılaştırmamız, değerlendirmemiz önemliydi. Şimdi diyor ki bize aşağıdaki tabloda yer alan karışımların karşısına hangi karışım türüne ait olduğunu belirtiniz. Arkadaşlar yine karşımıza çok çıkma ihtimali oldukça yüksek bir soru tipi var karşımızda. Hani çok benzer nitelikte sorularla hep karşımıza geliyor bu konu özellikle. Ee, hocamız soracaktır buna özen gösterelim. Karışım türlerini iyice bir öğrenelim. Şimdi. Diyor ki hangisi türüne aittir tuzlu sudan bahsediyorsak arkadaşlar şunu değerlendireceğiz tuz su da çözünüyor mu evet çözünüyor su çözünüyorsa bu homojen bir karışımdır ve homojen karışımların tamamının adı çözeltiydi dolayısıyla bunun e, türü çözeltiymiş ya da homojen karışım yazsak da olacaktır. Çamur şimdi çamur heterojen bir karışımdı değil bir bir içerisinde çözünmüyordu o zaman eğer heterojen olduğuna karar verdiysem bu defa fiziksel hallerine bakıp hangi türe ait olduğunu belirtmem gerekiyor. Çamur katı ve sıvıdan oluşuyordu değil mi? Katı, sıvı ve heterojen bir karışımdan bahsediyorsak eğer bunun isim olarak karşılığı neydi? Tabii ki süspansiyondu. Geliyoruz deodorant. Yine katı bir karış şey, heterojen bir karışım var karşımızda. Bu defa fiziksel haller neler peki deodorant oluşturan? içerisinde işte pudra var katı halde veya sıvı halde bir esans var. Ve buna karşılık olarak da e, bunun dağıtıcı fazı olan gaz fazı var. Herhangi bir maddenin gazla oluşturduğu heterojen karışıma ise biz aerosol adını veriyorduk. Cevabımız tabii ki aerosol olmalı. Süt <laughs> askıda kalan maddelere örnekti. Kan ve süt veya boyar maddeler buraya en yaygın örneklerdi ve koloid olarak adlandırıyorduk. Benzin suya gelecek olursak gene heterojen bir karışım var karşımızda ama bu defa ikisi de sıvı halde. Eğer sıvı sıvı heterojen karışımdan bahsediyorsak bunun adı emülsiyon olarak adlandırılıyordu. Ve salataya gelecek olursak yine heterojen bir karışım ama bu defa hepsi katı halde. Dolayısıyla katı katı heterojen karışımların adı neydi? Basit veya adi karışım olarak biz bunları adlandırıyorduk. Güzelce sorumuzu da cevaplamış oluyoruz. <laughs> Bir diğer soruya bakacak olursak çözeltilerde derişim üzerinden karşımıza soru gelebilir. Karşımızda kütlece yüzde derişimle ilgili bir soru var mesela. Kütlece yüzde 40 şeker içeren 250 gram şekerli su çözeltisinden 30 gram su barlaştırılıp 20 gram daha şeker çözünürse yeni çözelti kütlece yüzde kaç şeker elde ederir ya da içerir? Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar hani istersek zaten oran orantı kurabiliriz. İstersek de basit bir formülümüz vardı. Kütlece yüzde hesabı yapmak istiyorsak yapacağımız şey m çözünen bölü m çözelti yani kütleler arasındaki oran çarpı yüz yaptığımız zaman biz aslında burada kütlece yüzde derişimi hesaplamış oluyorduk. Eğer bu şekilde bir soru karşımıza gelirse yani madde ekleyip çıkarmaktan bahsederse en kolay yolumuz ne olacak? Başlangıçta benim elimde ne kadar şeker var, ne kadar su var, onu bir belirlemek olacak. Yüzde %40 şeker içeren dediğine göre formülü kullanacaksam şunu yazacağım. 40 neye eşit olmak zorunda? Çözünen maddenin miktarını bilmiyoruz, oraya x diyelim mesela. Bölü çözeltinin toplam kütlesini 250 olarak vermiş zaten çarpı 100 dediğim anda cevaba gitmiş olacağım zaten. Hani şu sıfır bunu götürsün, bu sıfır da bunu götürsün. 25 çarpı 40 x'i verecek bize. Yani 100 olduğunu bulacağız. Demek ki e, çözülmüş olan 100 gram şeker varmış içerisinde. Veya bak bunu hocam ben formülle uğraşmak istemiyorum dersen şöyle de yapabilirsin. %40 şeker içermek ne demek? Bunun her 100 gramında 40 gram şeker vardır. Buna göre 250 gramında kaç gram şeker vardır şeklinde oran orantı kurabilirsin ve buradan da yine 100 gram cevabına ulaşırsın. Şimdi başlangıç koşullarını biliyoruz. Elimizdeki su ve şekerin başlangıç kütlesi nasıldı? 100 gram şeker olduğunu bulduk. Toplam 250 gram olduğuna göre demek ki 150 gram da su varmış. Peki değişim nasıl olmuş? Diyor ki biz buradan 30 gram suyu buharlaştıralım. Yani sudan 30 gramı azalttığım zaman elimde 120 gram su kalacak. Ve 20 gram da şeker ekleyelim. 100 gram da 20 gram daha ekledik. Bu da 120 gram oldu. Şimdi artık yeni derişimi bulabilirim. Kütleci yüzde derişim için formülden ilerleyebiliriz mesela. Çözünen maddenin kütlesi 120. Çözeltinin toplam kütlesi bak 120 artı 120'den 240. Bunu yüzle çarptığım zaman kütleci yüzde derişimin yüzde 50 olduğunu hesaplayabilirim. Veya şunu da yapabiliriz. Toplam 240 gramlık bir çözelti var elimizde. Bu 240 gramın 120 gramı şekerse yüzde kaçı şekerdir deriz. Buradan da aynı şekilde yüzde elli cevabına ulaşmış oluruz. İkisi de bizi doğru cevaba götürür. Güzelce bu soruyu da çözdüğümüze göre arkadaşlar ee, ödevlerimizi zaten yaptık biliyorum ee, dinamo kimya kitabına ve sıfırdan ona kimya kitabına hepimiz sahibiz ama dinamo kitabı yazılı öncesi hazırlıkta özellikle çok önemli bir yere sahip olacak neler vardı şöyle içerik olarak bir değerlendirelim hani ödev olarak daha önceden de yaptık kimyan temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesini komple tamamladık karışımlar ünitesinden de heterojen karışımlar çözüm olayı ve çözeltilerde derişim yani sayfa 104'e kadar ki bütün soruları çözdük Peki şimdi bunları eğer eksik bıraktıysak tabii ki tamamlamamız çok önemli olacak. Yoksa da bir tekrar etmek bizim için faydalı olacak. Kitabımızdaki ilerleyiş süreç nasıl onu bir değerlendirelim arkadaşlar. Her sayfada bir tane çözümlü örnekle birlikte bize bir konuyu anlatıyordu bu kitabımız ve çözümlü örneğin altında da Orada çözdüğü soruya benzer dört tane soru bizim çözümümüz için bekliyor oluyordu. Yani aslında her çözdüğümüz sayfada bir soru tipini bir konuyu gayet güzel bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Ve her bölüm tamamlandığı zaman da tarama testleriyle iyice pekiştirmemizi sağlıyor kaynağımız. Ve eğer ünite sonuna kadar gidersek bu şekilde çözdük çözdük güzelce ünite sonuna kadar geldik. Burada arkadaşlar bizim karşımıza e, yeni ünite tekrar testleri çıkıyor. Bak bayağı geniş geniş bir sürü soruyu çözmüş olacağız. Ardından e, ünitenin tamamı bittiği için ünite tekrar testlerine geçeceğiz. Bir sürü ünite tekrar testimiz olacak. Bunları tamamladıktan sonra bizi fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu testler bekliyor olacak. Yani biraz daha e, kendimizi sınamamızı sağlayan sorular olacak. Ardından sadece bu sınıfla kalmayalım TYT'ye de hazırlanalım AYT'ye de hazırlanım diyorsak ÖSYM tarzı soruların bulunduğu bir testimiz bizi bekliyor olacak ve yazılı için en önemli noktadayız arkadaşlar yazılı tipindeki soruların bulunduğu test her ünitenin sonunda bizi bekliyor olacak. Onları çözdüğümüz zaman aslında yazılıya iyice bir hazırlanmış olacağız. Tabii ki her ünite için bu geçerli olacak. Ve diyelim ki çözemediğimiz herhangi bir soru var. Kare kodlar sayesinde de video çözümlerinden yardım alabiliyoruz. Ve yazılıya mükemmel bir şekilde hazırlanıyoruz. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Ödüldü sorumuzu cevaplandıralım. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Videoyu kesinlikle beğenelim. Eğer kanala hala da abone değilsek diğer derslerimizi de kaçırmamak için bir an önce abone olalım. Ve kendimize çok iyi bakalım. Tekrar görüşmek üzere.